Şunu da sizden öğrenmek istiyorum. Bu İttihat-ı İslam'ın, üstadımızın günlük hayatında nasıl bir önemi ve ehemmiyeti vardı? Yani şimdi üstadımızla ilgili birçok şey anlatılıyor. İşte üstadımız şunu severdi, bunu yapardı ama İttihat-ı İslam düşüncesi, fikri günün ne kadarında üstadımızın şeyinde? Bir misal vereyim. Şimdi üstadın mektubatta Vehhabiler hakkında bir mektubu var. Yani onların bazı ifrat noktaları. Biz mektubatı neşrederken Sait kardeş dedi, onu mektubata koymayın dedi. Neden? Dedi, şimdi İttihad-ı İslam zamanı. Aramızda bir efendim ayrılık, aykırılık olmasın. Ta ki İttihad-ı İslam zamanı. Ama dedi, İttihad-ı İslam olduktan sonra alimler olursunlar, kendileri anlarsınlar dedi. Anladın mı? Yani bak, bu önemli şey ne? Maksat dedi, doğrudan doğruya bütün Müslümanların doğrudan da o İttihad-ı İslam'a efendim girmeleri ve kuvvet ve muhabbetle birbirine sarılmaları lazım. Ve Üstad Hazretleri o şeyde diyor ki, Hutbe-i Şamiye'de bu zamanda diyor, İttihad-ı İslam farz-ı ayn'dir diyor. Herkes buna çalışması lazım. Yani Müslümanların birlik ve beraberliği. O vakit diyor, İslam'ın bayrağı dünyanın dört kucağında dalgalanır ve muazzam bir kuvvet olur. Avrupa, Amerika dahi efendim o şeye, o İslam'ın karşısında diz çökmeye mecbur olur.